Adem Bey. Efendim. Sizin bir psikolojik sorununuz var mı? Hayır. Hiçbir psikolojik... Üzerinizde silah ya da kesici bir alet var mı? Hayır. Mümkün değil. Öyle mi? Evet. Üzerinizde benzin bidonu var mı beyefendi? Hayır, o da yok. Yani üzerimde değil benzin bidonu. Kendi evde olan o benzin bidonu. Öyle mi? Evet. Adem Bey, neden bize yayına geldiğinizde biz sorana kadar çocuklarınızı rehin aldığınızı, eşinizin üstüne benzin döktüğünüzü, bu nedenle evinizin kapılarının kırıldığını, arka camdan kaçtığınızı gizlediniz? Neden? Hayır. Hayır. Hiçbir şekilde arka camdan kaçmadım. Ne yaptınız? Kendi anahtarım vardı. Beyefendi. Kendi anahtarım üzerinize vardı. Üzerinize benzin döktünüz mü? Kendi üzerime döktüm. Karınızın üzerinize benzin döktünüz mü? Döktürdüler. Ben karımın üzerine benzin dökmedim. Benim üzerime döküldü. Döküyordum. O da elimden alırken üzerine döküldü. Niye kendi üzerinize benzin döktünüz? Beni, damatım beni tahrik etti. Bana hakaret etti. Telefonu açtığımda eşimden çocuğumdan haber alamayınca tuttum onu aradım. Adem, kızımı aramadım. Kızımı aradım aslında. Kızımın telefonuydu. Size hiç psikoloğa ya da psikiyatra gitmenizi tavsiye ettiler mi? Hayır. Yani üzerine benzin döküp kendisine zarar vermeye kalkan... Arkadaşlar, evet. Ekrandaki yazıyı bekliyorum. Yani hayır arkadaşım, bir dakika ya. Yani üzerinize benzin döküp kendine zarar vermeye kalktığınız halde kimse size psikiyatra git demedi, öyle mi? Hayır, hiç kimse de bana git demedi. Hatta sizde değil, bizde. Haklısınız. Şey, bir an evvel kurtulmak istemişlerdir. Geçen dedim ya, Sağlık Bakanı, dönemin Sağlık Bakanı akıl hastanesine ziyarete gitmiş. Çok ünlü birisi de içeride. Tedavi görüyor. Bakan yanaşmış böyle demir panelin arkasından. İsmini vermiyor ünlü kişinin, bu olay gerçek çünkü. Kaç kişisiniz siz demiş, tanımamış ünlü kişiyi. O ünlü kişi bakmış bakana, vallahi demiş, bizim burada sayımız belli, siz dışarıda kaç kişisiniz? Adem, sen bize niye...